Değerli dostlarım, yeni bir Mesnevi Nuriye dersinde daha beraberiz. Bereketli bir ders olmasını ümit ediyorum. Tevhid lisanlarını konuşuyoruz biliyorsunuz geçen derste. 19. Tevhid lisanını konuşmuştuk. 55 Tevhid lisanımız vardı ve 20. den itibaren bugün yolumuza devam edeceğiz. Ben vakit kaybetmeden başlamak istiyorum. Çünkü bugün mümkün olursa 10 tane tevhid lisanını, belki 11 tane tevhid lisanını beraber mütala edebilelim arzu ediyorum. Önce Ceylan Çalışkan abinin listesinden hangi tevhid lisanını okuyacağımıza bir bakalım. 20'de kalmıştık. 20'yi şöyle tanımlamış. Kainatta tecelli eden esmanın tesanüdü. Ve hatta tek bir zerrede bile teşarükü, teşarük e, müşareket beraber olma anlamına geliyor biliyorsunuz. Kainatta tecelli eden esmanın tesanüdü, tesanüt dayanışma hatta tek bir zerrede bile o isimlerin teşarükü diye listelenmiş. Şimdi metnimizden okuyalım. Ee, şöyle metnimizi açalım hemen. Şöyle diyor üstadımız, değerli dostlarım, diyor ki ve keza kainatın bütün ecza ve zerratına tecelli eden esma-i ilahiye arasındaki tesanüt, yani birbirine dayanarak tecelli ettikleri bir temazüç, yani Elvan-ı Seba gibi birbiriyle memzuc olarak eşyayı cilvelendirdikleri eserleri, bir olduğu gibi müsemmalarının da vahid-i olduğuna şehadet eder. Bu e, memzuç, eee temevzüç, temazüç kelimeleri iç içelik, mecz olma biz de kullanıyoruz ya zaman zaman mecz olma, iç içe geçme anlamına gelen kelimeler. Üstadımız Esma-i İlahiye'nin tecelli ederken bir tek zerrenin içerisinde bile memzuç olarak yani temazüç ederek tecelli ettiğini anlatıyor bize. Esma ilahi arasında tesanüt olduğunu anlatıyor. Bir zerrenin içerisinde kaç tane esma ilahinin beraber çalıştığını tasavvur edebilirsiniz. Bana bu çok etkileyici geliyor değerli dostlarım bu esma ilahinin iç içeliğini, içi içeliği meselesi. Kendi elime bakıyorum. Siz de elinize bakabilirsiniz ya da uzuvlarınızdan bir tanesine bakabilirsiniz. Bu enfusi tefekkür insanın bedeninde başlıyor biliyorsunuz. Elime bakıyorum. Kudret nazarıyla baktığımda bu bana bir kudret eseri olarak görünüyor. Sanat nazarıyla baktığımda sanat eseri olarak görünüyor. Hikmet nazarıyla baktığımda bir hikmet eseri olarak görünüyor bunu hani bakış açım değiştikçe elvan Seb'a diyor ya Bediüzzaman Hazretleri Esma İlahi'nin içi çeliği neye benziyor aynı? E, yedi rengin güneşin şu anında bir tek renk olarak kendini göstermesine benziyor. Yani biz kırmızı olarak görüyoruz ama yedi rengin içerisinde kırmızının hakimiyetini görüyoruz. Yani onların kendi içerisinde iç içe geçişleri yani imtizaçlarını seyrediyoruz aslında. Kırmızı da renklerin imtizacını, mavi de renklerin imtizacını, sarı da renklerin imtizacını seyrediyoruz. O yedi rengin nasıl gözümüzün önüne binlerce piksel halinde serildiğini görüyoruz. Aynen öyle de esma ilahiyi de böyle seyrediyoruz ve hani bunu ben bakış açımı e, esma ilahiyeye göre ayarladıkça gördüğüm şeyin rengi değişiyor ya. Yani. Bunu bilimler üzerinden düşünün. Hani bir ressam bundaki tasviri görüyor. Musavir esma ilahiyesini görüyor ve onu resmediyor. Bir doktor bu eldeki hikmeti görüyor. Heykeltıraşsa o bu, bunu cisme büründürüyor. Eğer o bir mühendisse bundaki mekaniği görüyor. Bunu çoğaltabilirsiniz, başka birisi alıyor, bununla beyin arasındaki ilişkiyi görüyor. Bundaki birileri kemik yapısını görürken birileri eklemleri önemsiyor. Velhasıl hangi nazarla baksanız, hangi esmanın cilvesiyle bunu şuuri ya da gayri şuuri bir doktor şuursuzca baksa da gördüğü şey yani nazarını ayarladığı şey aslında hikmete bakmak oluyor hangi nazarla bakarsanız bakın bu elde esma ilahiyenin temezücünü seyrediyorsunuz memzuç oluşunu seyrediyorsunuz yani iç içeliğini, birbirinin içine geçmişliğini seyrediyorsunuz ki bir hücrenin içerisinde diyor Bediüzzaman Hazretleri Esma ilahi birlikte çalışıyor. Düşünsenize o küçücük hücrede vücudumuzdaki trilyonlarca hücreden bir hücreyi düşünün. O hücrenin içerisine rızık giriyor ve çıkıyor. O hücrenin içerisinde bir tedbir var. Burada konuştuğumuz ee, nizam, mizan, tedbir gibi diller vardı ya. Hepsini o hücrenin içerisinde okuyabiliyor, o hücrede seyredebiliyorsunuz. Dolayısıyla esma ilahinin birlikteliği meselesi bizim için bir dil hangi nazarla baksak esma ilahiye ile hangi esma ilahiyle baksak kainatı o esma ilahiyle seyrediyor oluşumuz bizim için bir değil. iç içe tesanüt halinde esma ilahi hatta bize zıt gibi görünen isimler var ya Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin mucizeler mucizesi de biliyorsunuz. O zıt gibi görünen esma ilahiyi de kendi mahiyetinde beraber tecelli ettiriyor oluşu. Mesela celal ile cemalin beraber tecelli ediyor oluşu. Yani aynı hücrenin içerisinde siz celali bir renk olarak, cemali başka bir renk olarak okuyabiliyorsunuz ya da kainata baktığınızda siz cömertlikle israfsızlığı beraber görebiliyorsunuz. Bunlar birbirine zıtmış gibi görünür. Yani cömertlik biraz da fazlalığı, israfı beraberinde getirir. Ama Cenab-ı Hakk'ın tasarrufatına bakın, cömertlikle israfsızlığı beraber okuyabiliyorsunuz. Hikmetle Hikmetle sanatı beraber okuyabiliyorsunuz. Genellikle insan siz yaptığınız işlerde sanatlı olmaya çalışırken hikmeti ihmal ediyorsunuz. Hikmetli olmaya çalışırken sanatı göz ardı ediyorsunuz. Oysa Bakıyorsunuz ki o hücrenin içerisinde sanat da var. Neye elinizi atsanız onda bu esma ilahiyi birbirine zıtmış gibi görünen esma ilahiyi beraber görüyorsunuz. Elmayı bir rızık olarak yiyorsunuz ama bir sanat olarak seyrediyorsunuz. Bir sanat olarak bir sanat eseri olarak seyrediyorsunuz. Cisme bürünmüş bir kudret olarak sizde saygı hissi uyandırıyor. İşte Bediüzzaman Hazretleri bunun bir dil, bir tevhid dili olduğunu söylüyor bize ve diyor ki değerli dostlarım kainatta bütün ecza, kainatın bütün eczasında yani cüzlerinde, parçalarında bu durum söz konusu, zerrelerde bu durum söz konusu. Tecelli eden esma ilahi arasında ne var? Tesanüd var. Yani birbirine dayanarak tecelli ediyorlar temaz üç var kendi aralarında iç içe geçiş var yani elvan-ı seba gibi elvan-ı seba güneşin yedi rengi birbiriyle memzuc olarak birbirleriyle ahenkli vezinli dengeli eşyayı cilvelendirdikleri eserleri bir olduğu gibi müsemmalarının da vahit ve ehad olduğuna şehadet ediyor. Şimdi bir tek şeyin içerisinde bu kadar çok esma ilahi beraber cilvelenince müsemmanın da birliğine şahitlik ediyor ve bu şahitliğini de Allahu la ilahi illa hu diyerek ilan ediyor. Esma ilahiyenin temazücü, tesanüdü değerli dostlarım bu da bizim 20. tevhid lisanımız olarak kalbimize kaydoluyor. İnşallahu Teala kaydetsin Cenab-ı nazarımızı basardan basirete geçsin, basarımızı basiretin emrine versin Cenab-ı Hak. Bunları görebilmeyi, okuyabilmeyi nasip etsin bize. İnşallahu Teala. Şimdi bu 20'den sonra Üstad iki tane beşli, beşli kombinasyon oluşturuyor. Beraber tecelli eden, aynı avluya bakan pencereler gibi aynı hakikate açılan beşli diller beşi bir yerde olan diller oluşturacak. İki, iki tane grup yapıyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi onlardan bir tanesine geçiyoruz. Birinci beşli grubumuza geçiyoruz. ve üstadımız bize diyor ki ve keza kainatın küllü ve cüz'ü ihtiva ettiği bütün eczasını istila eden bir hikmete amme görünüyor. Kainatın cüz'ünde de küllüsünde de bir hikmeti amme görünüyor. Ve bütün eczasını istila ediyor kainatın. Bu hikmeti amme... ...kast, şuur, irade, ihtiyar sıfatlarını tazamun ediyor, içeriyor yani. Bu sıfatlar bir hakimi mutlakın... E, ...düzelterek söylüyorum... ...hakimi mutlakın yani mutlak hikmet sahibinin... ...vücudu vücuduna, vücubu vücuduna delalet ediyorlar. Şimdi hikmet, ki hikmeti şöyle kalsın, lisan zihinlerimizi öyle kaydedelim. Hikmeti amme diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz de hikmeti amme yani umumi bir hikmet. Yani her şeyi kuşatan bir hikmet olarak, bir dil olarak kaydedelim bunu kalbimize. Çokça aslında... Kainatı seyrederken zannediyorum özellikle bizim yaşadığımız zamanda faydalar, maslahatlar öne çıktığı için e, Belki başka şeylerden daha önce fark ettiğimiz bir mana bizim için hikmet manası kainatta. Her şeye Cenab-ı Hakk'ın maslahatlar, faideler, semereler, meyveler, neticeler takması biliyorsunuz hikmet. Kainata bakıyoruz, cüz'üne de bakıyoruz, küllüne de bakıyoruz ve ne görüyoruz değerli dostlarım? Görüyoruz ki hiçbir şey boş değil, abes değil, faydasız değil. Hani... E, diyor ya e, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri deme niçin o öyle deme niçin şu şöyle yerincedir o öyle var sonunu seyreyle Mevla görelim neyler neylerse güzel eyler diye o niye öyle diye sorduğumuzda hep aldığımız cevap onun öyle olması gerektiğine ilişkin oluyor hep hikmetlere açılıyoruz o neden öyle diye sorduğumuzda Geçen bir haber okudum, ee, ağaç kakanların neden e, ağaçları kakarken gagalarının o ağaca sıkışıp kalmadığını anlatıyordu haber. Neden takılıp kalmıyor ağaca? O kadar çok hani bir dakikanın içerisinde defalarca o kadar hızlı ağaca gagasını sokuyor, çıkarıyor, sokuyor, çıkarıyor ve takılmıyor. Gaga orada kalmıyor çünkü her sefer soktuğunda başını hafifçe çeviriyor ağaç kakan gagasını her seferinde o ağaca soktuğunda başını hafifçe çeviriyor gagasını çeviriyor ve öyle çıkarıyor ve bunu defalarca tekrar ediyor şimdi bu o başını çevirişinin hikmetinin güzelliğine bakın Kuşlar, kuşlar ki kendi içerisinde bir alem maviliklerimize sefer ediyor o kuşlar ee, ve o kuşlar çeşitlilikleriyle hani gagası türlü türlü olanlar var, türlü türlü eğik olanlar var, düz olanlar var, çok güçlü gagası olanlar var bakıyorsunuz da o gagaların öyle biçim biçim öyle çeşit çeşit oluşunun hep hikmetleri var ona göre rızık veriyor Cenab-ı Hak. Onlar da rızıklarını o gagalarla tahsil ediyorlar. Dolayısıyla hani kainatta abes yok, e, faidesizlik yok, manasızlık yok, anlamsızlık yok. Fakat değerli dostlarım burada şunu altını çizmek istiyorum. Bize abes olarak yani faydasız olarak görünen şeyler olabilir. Biz biliyoruz ki hani kainatta Cenab-ı Hak abes, faydasız, semeresiz, neticesiz hiçbir şey yaratmamıştır. Bu Allah'ın hakim esma ilahiyesi. Ama biz göremeyebiliriz. Hani neden şu şöyle dediğimiz yerler olabiliyor? Neden o öyle dediğimiz yerler olabiliyor? Buna karşı da Bediüzzaman Hazretleri bize Mesnevi Nuriye'de bir nasihat verecek yine. Diyecek ki ilerleyen bölümlerde enfusi tefekkürde tafsilata gir. Ama diyecek afaki tefekkürde mücmel olarak kal. Yani daha özet olarak kal. Tafsilata enfusi tefekkürde gir. Çünkü insan kendi enfusinde faydasız hiçbir şey göremiyor ya. Kainata baktığında kainattaki işleyiş içerisinde... ...hikmetini idrak edemeyeceği şeyler olabiliyor. Çünkü kesret alemi kainat alemi. Kesret alemi olduğu için... hani ve aklımıza sığıştıramayacağımız şeyler olabiliyor. Bugün hikmetini anlamıyoruz da yarın anlayabiliyoruz. Ya da insanlık tarihi içerisine bakın bu yüzyılda anlaşılmıyor da gelecek yüzyılda anlaşılabiliyor o hikmetler. O yüzden de üstadımız bize diyor ki sen derinlemesine enfusi tefekkür yap. O enfusi tefekkürle bak afaka boğulmazsın. Ama enfusi tefekkür yapmadan afaki tefekküre dalarsan ben bunun örneklerini gördüm, neden o öyle, neden bu böyle, neden o öyle değil de böyle diye sorular karşısında insanın aklı boğulabiliyor. Çünkü insanın aklı sınırlı, bildikleriyle sınırlı değerli dostlarım. insan kainat ağacının meyvesi ya, biliyorsunuz önce hani meyvedeki hikmetleri, Çözmeyi başarabiliyorsanız ağaçtaki hikmetleri de çözüyorsunuz, meyvedeki hikmetleri görüyorsanız ağaçtaki hikmetleri de görüyorsunuz. Belki hani şu e, Cenab-ı Hakk'ın semaya taktığı yıldızların ayrı ayrı hikmetlerini çözemeyebilirsiniz ama kendi iç aleminizdeki yıldızların hikmetlerini çözebilirsiniz. E, oradan bakmak lazım yani enfusten afaka bakmak lazım enfüsün aydınlığında afakı seyretmek lazım diyor Bediüzzaman Hazretleri bize. Dolayısıyla bizim 21. lisanımız hikmeti amme lisanı. Onu nasıl kaydetmişiz bir bakalım 21. lisan kainatın mecmuunda yani tamamında hem cüzlerde hem de küllerde tezahür eden hikmeti amme demiş. Ceylan abinin listesi bize. Biz bunu bir kere daha okuyalım. Şöyle diyor Bediüzzaman Hazretleri... ...kainatın külli ve cüz'i... ...ihtiva ettiği bütün eczasını... ...külliler ve cüz'ilerde... ...bütün eczasında eczayı istila eden... ...bir hikmeti amme. Cüzlerde de var, küllerde de var biliyorsunuz. Küllilerde ve cüz'ilerde de var. Yani siz en küçük bir parçada da bir hikmet görüyorsunuz. En büyüğünde de hikmeti görüyorsunuz. Gözün tek başına çok ali hikmetleri var. Ama bedenin içerisinde duruşunda da hikmetler var. Gözün içerisinde konum alış biçiminde de hikmetler var. Ona bir göz kapağı takılışında da bir çukura yerleştirilişinde de hikmetler var. Hakeza bu sıfatlar diyor Bediüzzaman Hazretleri Neyi gösteriyor bir hakimi mutlakın vücudu vücuduna delalet ediyor. Yani mutlak hikmetlere delalet ediyor. Hatta e, hakim esması sonsuz bir esma-i ilahiye değerli dostlarım. Hikmetler de sonsuz aslında. Yani biz işte şu hikmete binaen, bu hikmete binaen diyoruz ama kesinlikle hikmetleri tahdid etmemek, yani sınırlandırmamak lazım. Bir tane hikmet yok. Hikmet binlerce, hikmet milyonlarca, hikmet çünkü hakim esma ilahiyesinin tecellisi bizi sonsuza doğru açıyor. Hakimi mutlakın vücubu vücuduna delalet ediyor. Vücudunun vacip olduğuna delalet ediyor. Çünkü kainat mef'ul ve münfaildir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Kainat mef'uldür, münfaildir. Mef'ul Fa, ...failsiz olamadığı gibi... ...mef'ul'ün camit bir cüz'ü de... ...failsiz olamaz. Mef'ul biliyorsunuz... E, ...fiilin üzerinde cereyan ettiği şey... ...yani fa'il ve mef'ul... E, ...o fiilin cereyan ettiği mahalle... ...mef'ul diyoruz... ...o fiili icra edene de biliyorsunuz... ...fa'il diyoruz. Arapçada e, kalıplar var... Fiil kalıpları var. Fail ve mef'ul. Ve e, biz kainata baktığımız zaman mevcudatın mef'ul olduğunu görüyoruz. Ve mef'ul fail olamaz diyor diye bildiriyor bize Bediüzzaman Hazretleri. Yani e, şöyle bir örnek vereyim. E, bir mektup yazma eyleminde ketebe fiilin adı yazma fiilinin adı ketebe e, yazana yani ismi faili katip diyoruz. Yazılana da mektup diyoruz biliyorsunuz. Şimdi mektup meful, fail de katip. E, mektup fail olabilir mi? Olamaz. Mektup o fail. E, mektup meful. Aynen onun gibi hani mektup fail olamayacağı gibi mektubun cüzleri de fail olamaz. O mektup fail olamadığı gibi o mektubun bir kelimesi de fail olamaz. Bir harfi de fail olamaz. Mef'ulün camit bir cüz'ü de fail olamaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani ağaç kendine o elbiseyi giydiremez. Çok çok güzeldir ağaçların elbiseleri biliyorsunuz. Kabukları da çok güzeldir. Yaprakları da çiçekleri de tenure diyor onlara. Asafale Çelebi tenure giymiş ağaçlar aşk niyaz eder diyor Asafale Çelebi. Tenure Mevlevilerin biliyorsunuz dönerken giydikleri kıyafetin adı. Dönerken demeyelim, daha doğrusunu söyleyelim, sema ederken giydikleri kıyafetin adı. Ağaçlar da tenureler giyiyorlar ve her bahar mevsiminde yeni elbiseler giyiyorlar. Soyunuyorlar, tekrar giyiniyorlar. Yazın başka bir elbise giyiyorlar. O elbiseyi ağaç kendisi giyemez. Çünkü ağaç ne? Mef'ul ağaç fail değil. Bütün bunu bütün bunu mef'ul olan bütün mevcudat için düşünün. Bütün mevcudat için düşünün. Hem de o mevcudatın cüzleri için düşünün. Ağaç o elbiseyi kendisi giyemeyeceği gibi o ağaca o elbiseyi yaprakta giydiremez, çiçekte giydiremez. Dolayısıyla bir faile, bir hakimi mutlaka işaret ediyor hikmetler değerli dostlarım. Öyleyse bizim 21. tevhid lisanımız ne? Hikmeti âme, umumi hikmet. Devam edelim. Hikmeti âmeden sonra hep ne gelir? Ve keza kainat sayfesinde bir inayeti tamme parlıyor. Hikmeti âmeden sonra hep inayeti tamme gelir. Hep inayeti tamme gelir. Nedir inayet? tam bir inayet, umumi bir hikmet ve tam bir inayet. Her şeye faydalar ve maslahatlar taktıysa Cenab-ı Hak o faydalar ve maslahatlar kim için? Kim için o faydalar ve maslahatlar? Muhtaç olanlar için. Tam bir inayet. İnayet neydi onu da hatırlıyordum. İnayet Cenab-ı Hakk'ın bize ihsan ettiği şeyleri mecanen vermesi. Yani karşılıksız olarak vermesi, liyakatimize bakmadan vermesi Cenab-ı Hakk'ın sebepsiz olarak vermesi. Ki Üstad inayeti tammeyi anlatırken Allah'ın bize vücut vermesinden başlatıyor meseleyi. Yani Allah bizi yokluktan varlık sahasına çıkardı. Bu tümüyle bir Cenab-ı Hakk'ın inayeti, vücut verdi bize. Vücut verdi. Sonra Cenab-ı Hak bize vücut verdi, bizi Rabbimiz cemadat olarak yaratabilirdi, bize hayat verdi. E bu da onun inayetinden hayat verdi Cenab-ı Hak bize. Hayat vermek suretiyle Esma-i mahal kıldı bizi Rabbimiz. Sonra e, hayat verip de Cenab-ı Hak bize nebatat mertebesinde bırakabilirdi, bize Rabbimiz ruh verdi. Sonra bize ruh verip bizi hayvanat mertebesinde bırakabilirdi Cenab-ı Hak bize şuur verdi. E bize şuur verip bizi kafir mertebesinde bırakabilirdi, bize iman verdi. E bize iman verip başka bir peygamberi ümmet edebilirdi, Resulüne ümmet etti. Bize Resulüne ümmet edip başka bir zamanda yaratabilirdi. bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşlerim diye hitap ettiği asırda yarattı. Bunların hepsi nedir? Hepsi inayettir. Hepsi mecanendir. Aldığımız soluklar mecanendir. Güneşin bize gönderdiği ışık mecanendir. Mecanendir kalbimizi dolduran sevgiler. Mecanendir etrafımızı kuşatan dostlarımız. Bunları liyakat üzerinden okumak inayeti görmemek olur. Öyleyse şöyle diyelim bir önce yine Ceylan abinin listesine bakalım. 22. maddemiz kainatın yüzünde parlayan inayeti ame demiş Ceylan abi. Kainatın yüzünde parıl parıl parlıyor inayet değerli dostlarım. Parıl parıl parlıyor sadece insanlar için diye düşünmeyin. Bütün zihayat taifelerine bakın aynı inayetten istifade ediyorlar. Bütün mevcudat taifelerine bakın aynı inayetten mi istifade ediyorlar? Parıl parıl parlıyor mevcudatın yüzünde. Üstad diyor ki her dertliye ummadığı yerden derman yetiştiriliyor. Böyle olmuyor mu? Dertlere derman vermiyor mu cenab bak? Dertlilere ummadıkları yerden derman yetiştirilmiyor mu? Yunus Aleyhisselam'ın sesi o üç tane iç içe karanlıkların içerisinden duyulmuyor mu? Duyulmuyor mu Hazreti e, Hazreti Eyüp'un sesi o hastalığın karanlığının içerisinden duyulmuyor mu? Öyleyse şöyle diyelim, şöyle okuyalım. Kainat sayfesinde bir inayeti tamme parlıyor kainatın yüzünde. Bu inayet tazammun ettiği, şimdi bu inayetin içerisinde ne var? İnayet bir terkip, neyi ihtiva ediyor? Hikmet, lütuf, tahsin sıfatlarını ihtiva ediyor. Yani biz inayet derken neyi kastediyoruz? Cenab-ı Hakk'ın lütuflarını kastediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın tahsinini yani süslemesini, güzelleştirmesini kastediyoruz ve hikmeti kastediyoruz. Cenab-ı Hak bize inayet ediyor ve düşünsenize, hani e, vücudumuzda eksikliğini hissettiğimiz zaman vitaminler içiyoruz. Onları böyle haplar şeklinde içiyoruz. Oysa Cenab-ı Hak bize demiri e, elmanın içerisinde, üzümün içerisinde yediriyor. Yani biz onu Böyle demir yiyormuş gibi yemiyoruz. O meyvenin lezzetiyle, o meyvenin bize hayranlık veren lezzeti içerisinde yiyoruz. Onu yerken demirimizi de alıyoruz, vitaminimizi de alıyoruz. Bunu çoğaltın, bütün bir mevcudatta çoğaltın. Cenab-ı Hak bize o inayetleri hep hikmetiyle, hep lütuflarıyla, lütuflarıyla ki Hoca Efendi'nin dilimize kazandırdığı çok önemli bir kavramdır. Sürpriz lütuflarıyla Cenab-ı Hak. hep bize hani beklemediğimiz şekilde, ummadığı yerden diyor ya Bediüzzaman Hazretleri, işte o ummadığı yerden eriştirilen o dermanlar, sürpriz lütuflar, hediyeler gönderiyor Cenab-ı Hak. Hepsi hediye. Mecanen veriliyor ya size, hepsi hediye. Hayat hediye. Evlatlarınız hediye, dostlarınız hediye, kalbinizi dolduran sevgiler hediye. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın inayetinden Allah onları süsleyip veriyor tahsinle. iradeyi tahsinle veriyor Cenab-ı Hak size. Vereceği şeyi süslüyor, sanatlıyor, nakışlıyor, beziyor, öyle size ulaştırıyor. İşte bu inayetin içerisinde ne var? Neyi tazammun ediyor, zımmetinde topluyor? Hikmet, lütuf, ve tahsin sıfatlarıyla bir Halık-ı Kerim'in vücubu vücuduna delalet eder. Çünkü inam, ihsan, münim ve muhsinsiz olamaz. Şimdi bakın çok güzel bir tevafuk oldu. Aslında inayet bir inam ve ihsan fiili. Biz en son yaptığımız Hazreti Pir okumaları dersinde Kalbin Zümrüt Tepeleri, çok özür diliyorum, Fatiha üzerine mülahazalar dersi yaptık ve şükür konusunu okuduk, Elhamdülillahi'yi okuduk biliyorsunuz. Ve orada in'amın ne kadar önemli olduğunu okuduk. Çoğu zaman hani... Üstad burada da karşımıza çıkıyor, çıkarıyor. İnayeti görebilmek için inamı ve ihsanı görebilmek gerekiyor. Çünkü inam ve ihsan münim ve muhsinsiz olamaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biz çoğu zaman nimeti görüyoruz da inamı göremiyoruz. Şu, nimeti alıyoruz, e, onun hani kalitesine bakıyoruz, efendim para, fiyatına bakıyoruz diyelim, ücretine bakıyoruz, e, aldığımız nimetin bize ulaşan o rızkın kalitesine bakıyoruz, ücretine bakıyoruz, başka şeylere bakıyoruz ama inamı göz ardı ediyoruz. Yani onun bize nasıl ulaştırıldığını göz ardı ediyoruz. O bir lahanaysa eğer o lahananın Cenab-ı Hak tarafından nasıl hazırlandığını, nasıl paketlendiğini onun teşekkür edebilmesi için ne kadar çok sebebin bir araya geldiğini, üzerinde ne kadar çok lütuf ihsan olduğunu, onun bir önceki bahiste okuduğumuz gibi küçücük, 10, 20. lisanda okuduğumuz gibi küçücük zerrelerinde ne kadar çok esma ilahiyenin çalıştığını göz ardı edebiliyoruz. Ve o göz ardı edince de inamdan münime geçemiyoruz. Neydi hamd? Öyle tanımlamıştık hatırlayacaksınız. Nimette inamı görebilmekti. Nimette inamı görebilmekti. Ve inamı göremeden biz münime yol bulamıyoruz. İşte aslında inayet... inayeti İnayeti mevcudatın üzerinde parlayan o inayeti görebilmek bizi münime ulaştırıyor. İnayetle biz münim ve muhsin olan Rabbimizi tanıyoruz. İnam ve ihsan fiilleri. İhsan. cenab İhsan'ın iki anlamı var biliyorsunuz. Bir ihsan şuuru olarak tanımladığımız kendimizi görüyormuş gibi, Cenab-ı Hakk'ı görüyormuş gibi hareket edebilmek demek. Bir de ihsanın cömertlik manası var. Hizmet bu iki manayı cem eden bir kavram bizim için. Hizmet manası hem cömertliği, vericiliği. İhsan öyle bir şey işte. Verdikçe vermek, verdikçe vermek demek ihsan. Hesapsız vermek demek. Rabbimiz hesapsız rızıklandırıyor bizi. Ve biz Cenab-ı Hakk'ın ihsanını ve in'amını görmek suretiyle... Kainatın yüzüne serilmiş olan, kainatın yüzünde parıl parıl parlamakta olan değerli dostlarım bir dili çözüyoruz. O dilin adı inayeti ame, inayeti tame, hikmeti ame, inayeti ame, inayeti tame. Bunlar bir beşli dedik ya beşin ikincisi. Dolayısıyla da bizim 22. tevhid lisanımız yolumuza devam edelim. 23'e gelelim değerli dostlarım. 23'te kainatın yüzüne yayılmış olan rahmeti vasia. Vasia e, vüs'ati e, tanımlıyor. Yani kuşatıcılığı tanımlayan bir kelime vasia. Bakın hikmeti amme, e, inayeti tamme, rahmeti vasia rahmeti vasia. Neymiş o rahmeti vasia ile üstadın bize anlattığı dil? Şimdi onu okuyalım. Diyor ki üstadımız ve keza kainatın müştemilatıyla beraber. Müştemilat bir şeyi ihtiva eden her türlü parçaya, her türlü cüze deniliyor. Kainatın müştemilatıyla beraber içine alan pek geniş bir merhamet görünüyor. Bu merhamet, rahmet, hikmet, inayet, in'am gibi çok sıfatları tazammun ediyor. Bu sıfatlar bir Rahman-ı Rahim'in vücubu vücuduna şehadet ederler. Çünkü sıfat mevsusuz olmaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi zannediyorum bizim e, zikrettim hani kainatta en çok gördüğümüz, en rahat gördüğümüz diller bunlar kainatı bütün ihtiva ettiği bütün unsurlarıyla beraber içine alan çok geniş bir merhamet görünüyor. Çok geniş bir merhamet, vasia. Yani merhamet her şeyi kuşatıyor. İhata ediyor her şeyi ve merhamet rahmet, hikmet, inayet, inam gibi sıfatları tazamun ediyor. Üstad dikkat edin bana bu çok etkileyici geliyor. Hani biz Bileşenlerine ayırıyoruz ya maddeleri bileşenlerine ayırıyoruz ya Bediüzzaman Hazretleri kavramları da bileşenlerine ayırıyor. Terkipse bir şey biliyorsunuz terkipse onu ihtiva eden cüzler vardır. Bediüzzaman Hazretleri kavramların da cüzlerini bize bildiriyor. Yani neyi ihtiva ediyor, neyi tazammun ediyor, zımmetinde neyi topluyor bunu da bize bildiriyor ve diyor ki işte bu rahmetin içerisinde... Ee, bu rahme, bu merhametin içerisinde rahmet, hikmet, inayet ve inam var. Bakın yine inam, hikmet, rahmet, inayet karşımıza çıktı dediğim gibi beş, beşli bir yapı oluşturuyor Bediüzzaman Hazretleri bu beşli dilde. Ne diyoruz? Rahmet, hikmet, inayet, inam gibi çok sıfatları tazamun ediyor. Bu sıfatlar bir rahman Rahim'in vücu bu vücuduna delalet ediyorlar, şahadet ediyorlar. Çünkü sıfat mevsufsuz olmaz. Yani bir şeyde sıfat varsa sıfat niteleyen demek biliyorsunuz. E, niteleme varsa nitelenen de var. Sıfat e, o sıfatla mevsuf olan zata işaret ediyor. Ve işte rahmet aslında bir sıfat. Rahmetin bu kadar çok her şeyi kuşatmış oluşu bütün kainatı ihata etmiş oluşu, inayetiyle merhametin her şeyi kuşatmış oluşu ne işaret ediyor? Bakın onun içerisinde inan var nimetlendirmeler var onun içerisinde, onun içerisinde değerli dostlarım inayet var, hikmet var. E, bu noktada sizi de dinlendirme adına Cevşen Ülke birden bir bab okumak istiyorum bu Rabbimizin inayetinin e, ne kadar kuşatıcı bir inayet olduğunu e, gösteren bir bab okumak istiyorum sadece. Bablardan bir bab. Bu hani iç içelik üzerinde durduk ya en başta Esma İlahi'nin iç içeliği. E, hikmeti amme, inayeti tamme, rahmeti vasia. Nasıl rahmet bizi kuşatıyor? Nasıl inayet bizi kuşatıyor? Nasıl 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 hikmetlerle kuşatılıyoruz? Ona işaret ediyor aslında Cevşenül Kebir'deki bütün bablar. Ben onlardan bir tanesini okuyacağım size. Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Bu e, okuduğum bab derdi dostlarım e, 58. bab. Biliyorsunuz ya Habibemen la habibe leh ya tabibemen la tabibe leh diye devam eden bab. Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi, ey maddi manevi dertlerine tabip bulamayanların tabibi. Demek ki tabipsizlik diye bir şey söz konusu değil, sevgilisizlik diye bir şey söz konusu değil. Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey dertlerine tabip bulamayanların tabibi. Ey isteklerini dinleyip cevap verecek kimse olmayanlara cevap veren. Ey şefkat edecek kimsesi olmayanların şefkat edicisi. Ey refik ve arkadaşı olmayanlara rahmet ve merhametiyle refik olan, refakat eden. Ey şefaat edecek kimsesi olmayanların şefaatçisi ey imdadına koşacak kimsesi olmayanların yardımcısı, ey doğru yolu gösterecek rehberi olmayanların rehberi, ey doğru yolu, ey yol gösterecek önderi olmayanların önderi, ey merhamet edecek kimsesi olmayanların merhamet edicisi olan Rabbim. Evet, tam öyle işte, öyle bir kuşatıcılığı var rahmetin değerli dostlarım. Evet biz yolumuza devam edelim. Üstadımız dedi ki bize bu sıfatlar bir rahman Rahim'in vücu bu vücuduna şehadet ederler. Çünkü sıfat mevsusuz olmaz dedi ve keza zevil hayat ve canlı mahlukata tevzi edilen bir rızka an vardır. Bu da bu beşli yapının dördüncüsü. Onu da tanımlayarak yolumuza devam edelim. 24. dilimiz zevil hayatın yani canlıların ...tenevvüü hacatına göre verilen rızkı am. İhtiyaçların tenevvüne yani ihtiyaçların çeşitliliğine göre verilen rızkı am. İhtiyaçlar biliyorsunuz bir çeşit değil, mevcudatın ihtiyaçları da bir çeşit değil. Canlılar, canlı mahlukat Dağıtılıyor, tevzi ediliyor. Hani e, insanlara da tevziat memurları diyordu ya Bediüzzaman Hazretleri, dağıtım memurları. Mevcudata, zihayata rızıklar dağıtılıyor. Ve bu rızıkların umumi olarak, rızıkların dağıtımı meselesi bir dil. Çünkü rızık sıfatı, bu geçen sıfatları da istilzam ediyor, gerektiriyor. Neydi o geçen sıfatlar? İnayetti, hikmetti, rahmetti. Onları gerektiriyor öyle değil mi? Rızık sıfatı. Ve öyle hani rızık gönderilme biçimi o kadar olağanüstü ki düşünsenize binlerce değil artık yüz binlerce canlıdan söz edebiliyoruz bilim sürekli yeni canlı türleri keşfediyor. Yüz binlerce hatta milyonlarca diyebiliyoruz canlı çeşidi ve bunların rızıkları hep birbirinden farklı farklı. Cenab-ı Hak onların rızıklarını gönderiyor. Onların rızıklarını tevzi ediyor, dağıtıyor Cenab-ı Hak. Hepsi rızıklarını alıyorlar. Rahmet hazinelerinden rızıklarını alıyorlar. Siz bakarken dışarıdan seyrederken hani o çeşitliliği görünce bunların karnı nasıl doyacak diye düşünüyorsunuz. Allah vahidi kıyasi olsun diye, vahidi kıyasi yapabilirsiniz diye kendi çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını, Kazanma sorumluluğunu, iradeyi verdiği için Allah size o sorumluluğu da size veriyor. Bunun ne kadar zor bir şey olduğunu görüyorsunuz. Yani bugün kazandınız, e, yarın ne yiyecekler? Sabah yemek yaptınız onlara, akşam ne yiyecekler diye düşünüyorsunuz. Bir vahidi kıyasi yapın bunu ve mahlukatı, mevcudatı düşünün. Suyun içerisindekiler, okyanustakiler ne yiyecekler? Ne yiyecekler? Nasıl rızıklarını karşılayacaklar? Nasıl hani birileri birilerine rızık olacak da varlıklarını, hayatlarını nasıl devam ettirecekler? Türlerini, nesillerini nasıl devam ettirecekler? Tevziat, olağanüstü bir şey. Yani insana Allah'ın hem o iç içe esmaları, Allah'ın hem kudretini gösteren, hem hikmetini gösteren, hem rahmetini gösteren, hem merhametini gösteren, hem cemalini gösteren Böyle iç içe esmaları o rızıkta seyredebiliyorsunuz. Biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın Rahmaniyeti bizim alemimizde Rezakiyet suresi, suretinde tecelli ediyoruz. Yani güneş ışığına ihtiyacınız varsa onu gönderen, soğuğa ihtiyacı olana soğuk gönderen Cenab-ı Hak, vitamine ihtiyacı olana vitamin, proteine ihtiyacı olana protein gönderen, Kimi hayvanları etle besleyen, kimilerini sütle besleyen, kimilerini otla besleyen ama herkesin rızkını gönderen Cenab-ı Hak. Rezakiyet hakikati. Efendimizin hadis-i şerifi var. Siz Allah'a gerektiği gibi tevekkül etseniz diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu İncil'in Hazreti İsa'nın bir sözü olarak da zikredilir. Öyle, öyle tevekkül etseniz Cenab-ı Hak'ta hani kuşlar aç çıkıyorlar yuvalarından da tok geriye dönüyorlar ya. İşte öylece Cenab-ı bak sizi doyurur diyor. Rızıklar taahhüt altındadır biliyorsunuz ama insan oldu haris olduğu için, hırslı olduğu için değerli dostlarım, e, hakkından tecavüz ediyor, zulm ediyor ve öyle olunca işte e, rız rızık meselesinde insan olduğu problemler yaşamaya başlıyor. O haris oluşuyla. Hani bir kadın kediyi hapsediyor, kendisi ona rızık vermiyor, bırakmıyor ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gitsin de rızkını arasın. Sonra o kedi ölüyor biliyorsunuz. O kadın da o yüzden abit olmasına rağmen cehennemlik oluyor. İşte insanoğlunun istimalleri olmasa yeryüzünde her canlıya rızık veriliyor. Her canlıya hepsinin rızkı var nereden gönderiliyor gayb hazinelerinden gönderiliyor siz hani e, bu e, korona süreci içerisinde yaşandı biliyorsunuz insanlar aç kalacağız sokağa çıkma yasağı olacak diye evlerine stoklar yapmaya çalıştılar oysa kış geliyor kış geliyor hayvanlar ne yiyecekler ne içecekler Cenab-ı Hak onları bir yerlerde onlar için stokluyor onlar gidiyor onları buluyor Üstad e, Kartalı, Kartalı Şahin'i örnek veriyor. Çok uzaktan ilham ediyor Cenab-ı Hak kalplerine. Görüyorlar hani yeryüzünde e, nerede bir ölü hayvan cesedi varsa Allah onları onu bildiriyor, ilham ediyor, gidiyor onu buluyorlar. Bediüzzaman Hazretleri karıncalara e, sıhhiye memurları diyor Üstad, sıhhiye memurları diyor karıncalara. Ne yapıyorlar onlar nimeti ilahiyenin diyor Bediüzzaman Hazretleri küçük parçalarını ayakların altında kalmaktan kurtarıyorlar. Öyle sıhhiye memurları küçük parçalar ve aynı zamanda da küçük hayvanların cenazelerini topluyorlar yeryüzünde. O da onların rızkı olmuş oluyor. Rızka an var yeryüzünde ve bu rızka an sıfatı, geçen sıfatları istilzam ediyor, gerektiriyor. rezak rahimin vücuduna delalet ediyor. Çünkü fiil failsiz olmaz. Bakın hep sıfat mevsusuz olmaz. İsim müsemmasız olmaz. rezak rahim gibi efendim bu delaletleri zikrettikten sonra da fiil failsiz olmaz. Hep neye işaret ediyoruz? Hep e, o gördüğümüz fiillerin bize götürdüğü kaynağa doğru yöneliyoruz. Hep bizi birliyor. Hep bizi birliyor. Ve keza bütün kainatta intişar eden bir hayat. Bu da beşincisi. Böylece bu beş hayatla tamamlanmış oluyor. 25. dilimiz kainata yayılmış olan hayat ve zevil hayatlar. Hayat verilmiş olan kendilerine hayat bahşedilmiş olan bütün mevcudat. Onlar için üstadımız diyor ki bütün kainatta intişar eden bir hayat vardır. Bu hayat sıfatı dahi geçen sıfatları iktiza etmekle bir hayi kayyum, bir muhi mümit halikın vücubu vücuduna delalet eder. Bakın hep hani inayetten başladık. Ee, çok özür diliyorum hikmetten başladık, hikmete amme, inayete tamediye giderken hep bir sonraki bir öncekini iktiza, ihtiva ediyor, tazammun ediyor mahiyette gittik. Rızka geldik en son, e, neyle başladık? Hikmetle başladık, sonra inayete geldik, sonra rahmete geldik, merhamete geldik, sonra rızka geldik, şimdi de ha hayata geldik bir sonraki hep bir öncekini ihtiva ediyor, tazammun ediyor. Bütün kainatta intişar ediyor hayat. Zannetmeyin ki sadece bizim gezegenimizde hayat var. Bütün bir kainatta hayat var. Biliyorsunuz kainatı Bediüzzaman Hazretleri o uzay burçlarının, meleklerin haneleri, mescitleri olarak anlatıyordu bize. Ve o hayat sıfatı geçen sıfatları iktiza ediyor. Bir hay kayyum, bir muhi mümit halikin vücubu vücuduna delalet ediyor. Eğer hayat varsa hayatı veren var, muhi var, mümit var. Yani o hayatı veren ve alan var. Zati değil ya bizde o hayat. O hayatı veren var ve o hayatı alan yani hayatı ve ölümü yaratan var. O hayatı alıp bize başka hayat mertebeleri veren var. O Halik'in vücubu vücuduna hayatta delalet ediyor. Biz e, geçen dersimizin konusuydu hatırlayacaksınız. Geçen Mesnevi iş, e, Nuriye dersimizin konusuydu. Ne demiştik orada? Vücut, hayat ve nur. Öyle parlak, e, öyle parlak cenab Hakk'ın esmasını gösteriyorlar ki onları sebepler perdeleyemiyor demiştik. İşte hayat öyle perdesiz, öyle mucize. Öyle mucize ki bütün bir kainatta intişar ediyor. Şu yeryüzüne bakın hani küçücük bir su pis bir su parçasının içerisinde ne kadar çok hayat var. Toprağın altında, üstünde, havada, denizin suyun içerisinde, okyanuslardaki hayat biçimlerine, hayat formlarına, çeşitliliklerine bakın. Ne işaret ediyor? Bir hayyı kayyuma işaret ediyor. Muhi ve mümite işaret ediyor bir halikin yani o hayatı yaratan zatın vücubu vücuduna delalet ediyor. Üstad şimdi bu beşi tamamladı ve bize diyor ki arkadaş Elvan-ı seba gibi memzuç yani yine güneşin yedi rengi gibi mecz olmuş iç içe geçmiş olan şu beş hakikat kainata bir kainatta bir Rab, Kadir, Alim, Hakim, Kadim, Rahim, Rahman, Rezzak, hay Kayyum'un zaruri olduğuna delalet ediyor. Şu kainatın bir Rabbi var. Buna zarureten işte buna vacib bir vücut diyoruz zarureten de e, işaret ediyor yani başka türlü kainatın var, var olmasına başka türlü rızıklanmasına başka türlü ihya edilmesine imkan yok dolayısıyla bu beş dil beş dil bize şu, şu kainatın bir Rabbinin olduğu bir kadir, alim, hakim, kadim, rahim, rahman, rezzak, hay, kayyumun zaruri olduğuna bilbedahiye çok açık bir şekilde delalet ediyor, şahadet ediyor ve kainat bu şahadetlerini ilan ediyor. Nasıl ilan ediyor? Allahu la ilahe illa hu diyerek ilan ediyor. Bu beş dil beraber bunlar beşli bir hani e, insan mahiyeti içerisinde de beş duyu diyoruz mesela. Beş duyu diyoruz. Havası hamsayı zahire diyoruz. Batını da var yani iç duyular da var. Bakın beşi beraber duyuları oluşturuyorlar ya. Yani. Bu beşi de beraber aynı hakikate bakan pencereler gibi birbirlerine güç ver vererek beşi ortak bir dil oluşturuyorlar bu beş madde. Ve üstad şimdi bize ben saati kontrol ediyorum. Şimdi yeni bir beşli kombinasyon yapacak ve beş dili yine beraber anlatacak. Onlara geçelim. Bu beş dil ne yaptı? Bize ilan etti, şahitlik etti. Ve Allahu la ilahe illa hu şahitliğine bu beş dil bizi ortak etti. Biz de şu kainat kitabındaki mevcudatın, bütün mevcudatın özellikle de zihayatın şahitlik ettikleri bu hakikate biz de kendi şahitliğimizi ekliyoruz ve Allahu la ilahi illa hu deyip ilan ediyoruz. Evet değerli dostlarım şimdi 26. dile geldik. 26. dil bakın bunları toplu olarak okuyayım size isterseniz. Bunlar da bir arada 26 Kainatın yüzünde parlayan hüsnü arazi ve tahsin. Hüsnü arazi zati olmayan hüsn anlamına geliyor. Kainatın yüzünde bir güzellik parlıyor. 27 o cemali mücerriti remzeden kainatta görünen cemali hazin. Bu cemal ve hüsn ikisinin arasındaki farkı da konuşacağız şimdi. Cemal bir dil, hüsn ayrı bir dil. Kainatın yüzünde parlayan hüsnü arazi, bu 26. lisanımız. Ve bir cemali mücerreti remzeden kainatta görülen cemali hazin, bu da 27. lisanımız değerli dostlarım. Üstadımız bize bunu şöyle izah ediyor, diyor ki ve keza, kainatın yüzünde hüsnü zatiyi gösteren bir hüsnü arazi var ve cemali mücerreti gösteren cemali hazin var. Sonra diğerleriyle devam edecek zaman Hazretleri biz bunların arasındaki farkı konuşalım. E, Hüsn ve cemal bakın ikisi de güzelliği tanımlıyor ama arasında bir fark var. Üstad diyor ki hüsnü suret, cemali siret. Bunu Efendimiz için de kullanmıştık hatırlayacaksınız suretteki güzelliğe hüsün, siretteki güzelliğe cemal diyoruz. Üstad burada birini müşahhas güzellik, birini de mücerret güzellik olarak ele aldı. Soyut ve somut güzellikler, bedenin güzelliği, gözün güzelliği, efendim bize takılmış olan, insana takılmış olan uzuvların güzelliği, bu güzelliğe hüsün diyoruz. Hüsn. Üstad e, kadın güzelliğini de... ...hesna olarak tanımlıyor. Öyle öyle bir güz güzellik. Suret güzelliği. Ve e, bunun yanında... ...müceret bir güzellik var. Siret güzelliği. Siret güzelliği yani... ...sizdeki ahlakın güzelliği. Karakter güzelliği. Şahsiyet güzelliği. Ama bunu bütün bir kainatta da... ...okumak mümkün. Yani biz... Bir çiçeği ele alırken onu sadece suretinin güzelliğiyle ele almıyoruz. Onun taşıdığı manalar var. Yani onda bir mücerret güzellik de var. Bir müşahhas güzelliği var. Deseni var, formu var, bizi kendine hayran ediyor. Ama mücerret bir güzelliği de var onun, o çiçeğin. Esma-i İlahiye'ye aynadarlık etmesi veçesiyle, Mücerret bir güzelliği de var. Bize neler neler söylüyor, bize neler neler gösteriyor o e, cemaliyle. İşte cemali hazin, e, hüsnü arazi. Şimdi azin ve, hazin ve arazi ifadeleri burada önemli. Arazi arız olan demek. Yani e, hüsn var, mevcudatta hüsn var ama zati bir hüsn değil bu hüsn. Zati olsa, o hüsn zati olsa, Onda baki olurdu biliyorsunuz, zati olan vasıflar, bize ait olan şeyler, aidiyet böyle bir şeydir ya, bize ait olan şeyler, tasarrufu da bize ait olan ve elimizden bırakmadığımız şeylerdir. Oysa hani güzellik öyle bir şey ki sadece bize ait olan değil, bu bütün mevcudatta öyle. E, ne oluyor güzellik? Alınıyor elimizden. Ne oluyor? Cenab-ı Hak onu veriyor ve alıyor. Yani cilvelendiriyor. O çiçek açıyor. Çok parlak, müzeyen bir çiçek açıyor. Rana diyoruz biliyorsunuz. Parıltılı, ışıltılı, Efendim nakışlı bir güzellik ama solduğunu şahitlik ediyoruz. Hani la uhubbul afiliğini hatırlayın Hazreti İbrahim'in. E baktığına şahitlik ediyoruz güneşin, gençliğin gittiğini, yerinin ihtiyarlığını aldığını görüyoruz. İşte bunlar hep o hüsnün ârazi olduğunu gösteriyor. Ârazî zatinin zıttı. Araz e, olan. Yani o vasıfların kendisine ait olmadığı demek arzi. Şimdi bu surette cereyan ediyor. Sirete baktığımızda yani cemale baktığımızda hüsne nispet ettiğimizde cemali mücerredin de hazin olduğunu görüyoruz. Yani hani e, hazine de aynı kökten gelir. Bir kap yani e, güzelliğe cemale bir sandık bir mahal olduğunu görüyoruz biz mevcudattaki güzelliklerin. Dolayısıyla onlara ait olmadığını görüyoruz. Ve mahbubu hakikiye işaret ettiklerini görüyoruz. Yani e, bu e, şimdi bir hüsüm bir dil, cemal bir dil, ikisi de dil ve ikisi de zati değil. Ne hüsün zati ne cemal zati, mevcudattaki hüsünler ve cemaller, mevcudattaki mücerret ve müşahhas güzellikler, ayine darlıklar, maddesiyle aynı dar, manasıyla aynı dar. O çiçek maddesiyle nasıl Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesine aynı darlık ediyor? O çiçek manasıyla da Cenab-ı Hakk'ın esma ilahiyesine aynı darlık ediyor. Dolayısıyla manasıyla e, işaret ettiği aynı cemal, maddesiyle işaret ettiği aynı adarla hüsn olarak tanımlayalım. Bunun ikisi zati değil, zati olmadığı için de sahibine yani cemali mutlaka hüsnü mutlaka işaret ediyor ve ikisi de birer dil. Ve bu iki dil Yine üçüncü bir dili beraberinde, dördüncü bir dili beraberinde getiriyor. Diğer diller tahmin edeceksiniz zannediyorum. 28. lisan kainatın kalbinde görülen mahbubu hakiki hakikiyi gösteren aşkı sadık. Aşkı sadık. Eğer siz, eğer siz değerli dostlarım, Cemal ve hüzünden, bahse, hüsünden bahsediyorsanız, hüsün neyi iktiza eder? Aşkı iktiza eder hüsün aşkı iktiza eder. Öyleyse bir de ne var bunlarla beraber? Mahbubu hakikiye işaret eden bir aşkı sadık. E, cemali hazin ve mahbubu hakikiye işaret eden bir aşkı sadık ve bununla beraber cezp ve incizap. Hakikati cazibeye işaret eden cezbe ve incizap vardır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi bir aşkı sadık var. Kainata bakın, kainatın bağrında aşk var. Bediüzzaman Hazretleri 24. sözde bülbül bahsini okumanızı isterim. Bediüzzaman Hazretleri bülbülün bütün hayvana taifeleri namına nebatat taifelerine ilana aşk ettiğini anlatıyor üstad. Düşünsenize hani bülbülü bütün o güzel sesli bütün o kuşları düşünün. Nedir onları şakıtan şey? Nedir onları lerzeye getirmek diyor ya Hoca Efendi. Nedir onları lerzeye getiren şey? O dalgaları kıyıya vurduran şey ne? Vuruyor ya dalgalar kıyıya başlarını. Nedir o dalgaları coşkuyla kıyıya vurduran şey? Onların hepsi aşk. Kainatın bağrında saklı olan aşk. Neye karşı aşk? Hüsne ve cemale karşı aşk. İşte o aşk da kainatın bağrında saklı olan o aşk da bir lisan. Ne lisanı? Tevhid lisan. Ve onunla beraber cezbe ve incizap da bir lisan. Buradaki cezbe ve incizabı o güzelliğe doğru bir çekilme olarak. Cezbe ile incizab arasında fark var. Cezbe çekilme, incizaptaysa ben geldim, isteyerek geldim, severek geldim diyebilmek geldim, severek geldim ve isteyerek geldim diyebilmek incizap. Cezbe ve incizap bunlar da var mahlukatın bağrında. Dikkat edin hepsinde cemale karşı bir iştiyak görüyorsunuz. Hepsinde hüsne karşı bir aşk görüyorsunuz. Aşk. Allah'tan ötürü olmayan aşklara biliyorsunuz aşkı mecazi diyoruz. Aşkı mecazi, mecazi dahi olsa mahlukatın bağrında, mevcudatın bağrında saklı olan cemale karşı, hüsne karşı bir aşk, bir cezbe ve bir incizap var. Bunların dördü birer lisan. Birer lisan. Bakın ne lisanı? Bunlar bizim için hüsün lisanı, cemal lisanı, aşk lisanı, cezbe ve incizap lisanı bir tane daha ekleyeceğiz ama üstad burada e, değerli dostlarım hani Mesnevi Nuriye'de 5 lisan olarak bunu ekliyor fakat e, Abdülmecit abinin çevirisinde çok anlaşılmıyor bu paragrafın içerisinde çok anlaşılmıyor beşincisi de beşincisini e, bunu da e, vurgulayayım belki ihtiyaç hissederseniz tam metin çevirisi internette var Ümit Şimşek çevirisi olarak Mesnevi Nuriye'nin tam metin çevirisi. Biz yine Abdülmecit abinin metinini takip ediyoruz. Çünkü o üstadın onayından geçmiş, üstadın diliyle yazılmış olan bir çeviri metni. Fakat tam metin değil biliyorsunuz mücmel bir metin. Tam metin çevirisinde 30. lisan olarak bütün alemlerde var olan ne varsa hepsini tek bir zatın nurunun gölgeleri ve nurani ayetleri olarak müşahede eden bütün kamil insanlarda işitilen, kamil insanlardan işitilen şehadetler. Şimdi Hüsn Hüsün ve Cemal'den bahsettik ya, aşktan bahsettik, e, bir de neden bahsetmemiz gerekiyor bunun yanında? Kemal'den bahsetmemiz gerekiyor. Kemallerin şahitlikleri. Aşıkların şahitlikleri, cezbe ve incizabın şahitliği bir de kemalin şahitliği. Bunu bir daha okuyayım şöyle bütün alemlerde var olan ne varsa hepsini tek tek zatın nurunun gölgeleri ve nurani ayetleri olarak müşahede eden bütün kamil insanlardan işitilen şahadetler olarak zikredilmiş. Şeyde de böyle geçiyor. Ceylan abinin listesinde de şöyle geçiyor. 30. dil olarak bütün kainatın bir zatı vahidin zilali envarı olduğuna dair bütün kamillerin müşadelerine istinad eden şahitlikleri. Bakın bütün kainatın bir zatı vahidin zilali envarı, nurunun gölgeleri olduğunu gösteren bütün kamillerin müşadelerine istinad eden şahadetleri, kamillerin şahadetleri, aşıkların şahadetleri bir, ikincisi de kamillerin şahadetleri. Öyleyse 5 lisan bu, bu surette bir araya toplanmış oluyor. Ben üstattan ilgili paragrafı bir kere daha okuyup bu 5 lisanı tamamlayıp dersimizi de böylece bitirmiş olalım. Ve keza kainat yüzünde hüsnü zatihi gösteren bir hüsnü arazi ve cemali mücerredi gösteren bir cemali hazin ve mahbubu hakikiye işaret eden bir aşkı sadık ve bütün esrarı cezbeden bir hakikati cazibeye işaret eden bir cezbe ve bir incizap vardır. Bu hakikatler kainata bir Rabb-ı vacibül vücudun lazım ve zaruri olduğuna şahadet ettiklerini kainat Allahu la ilahi illahu ile talim ve ilan ediyor. Evet, işte bu hakikatler kainata bir Rabbi vacibül vücut lazım ve zaruri olduğunu yani yine değerli dostlarım vacibül vücuda mesele bağlanıyor. Bir vacip bir vücuda kainatla kainata bir vacip bir vücut lazım ve zaruri olduğuna şahadet ediyor. Bu şahadetler hangi şahadetler? Hangi şahadetler? Hüsün, cemal, aşk, cezbe, incizap ve kemal. Bu beşli. Bu, bu bunların da beşi e, aynı hakikati farklı Renklerle farklı desenlerle temsil ediyor. Ne gibi dedi Bediüzzaman Hazretleri? E, güneşin yedi rengi gibi. Güneşin redi, yedi rengi arasındaki o imtizaç bunların arasında da var. İki tane beşli e, lisan görmüş olduk bugün. Aslında on bir tane konuştuk. Bir tanesi de en başta Esma-i İlahiye'nin bu iç içeliydi. Üstad bunu önce söyledi. 20. lisan olarak söyledi, esma ilahiye cüzlerde ve küllerde, cüz ve küllilerde... Aslında bir cüzü cüz-i haline getiren şey o aslında. Tam da bu. Bir cüz nasıl cüz-i oluyor? Esma -i ilahiye girip onun içerisinde beraberce çalışıyorlar. Dolayısıyla o cüz o parça parça olmaktan çıkıyor. O cüz cüz-i haline geliyor. O kül külli haline geliyor. Bunu söyledi 20. Lisan'da Bediüzzaman Hazretleri. Sonra da bize iki tane beşli kombinasyon halinde Esma İlahi'nin nasıl iç içe dillerle o güneşin yedi rengindeki imtizacı teşekkül ettirdiklerini anlattı. Biz de farklı renkler gördük. Yani düşünsenize aslında birbirinden ayrılmıyor. E, diyelim ki hüsün, cemal, aşk, kemal, cezbe, incizap ama hep böyle hani yedi renk bir araya geliyor. Siz bir onu kırmızı olarak görüyorsunuz o yedi rengi. Bir kırmızının hakimiyetinde görüyorsunuz, sarının hakimiyetinde, mavinin hakimiyetinde görüyorsunuz ya. Biz de kainatta bu dili bazen aşkın hakimiyetinde, bazen cezbenin hakimiyetinde, bazen kemalin hakimiyetinde, bazen Bazen hüsnün hakimiyetinde görüyor ve okuyoruz. Aynı şey ilk beşli içinde söz konusuydu değerli dostlarım. Böylece e, hedeflediğimiz gibi bugün 11 lisanı beraber mütalaa etmiş olduk. E, Allah da öyle kabul etsin ve e, 30'u da bitirmiş olduk. 31'e geldik burada e, bırakalım değerli dostlarım bugünkü dersimizi ithama erdirelim ve bugünkü dersimizin duasını yapalım. Beraber yapalım o duayı. Siz de o duaya iştirak edin. Siz de o duaya iştirak edin. Duamız çok açık aslında. Dersimizin duası çünkü bütün dualarımız. Rabbimiz bizi bu 55 lisanın 55'ini de e, görebilmeye, okuyabilmeye e, eriştirsin, nasip etsin Rabbim. Bu 55 lisanı kainat Allahu la ilahi illahu diyerek ilan ediyorlar. O koroya bizi de dahil etsin Rabbimiz. Biz de Allahu la ilahi illahu diyelim ama o koroya dahil olarak diyelim. O koronun ayrı ayrı seslerini duyarak yani yedi rengin yedisini ayrı ayrı görerek ama o yedi rengin oluşturduğu intizac ettirdiği hakim renkleri de görebilerek okuyabilelim inşallah Teala. Biz de mevcudatın bağrına yerleştirilmiş olan aşkı duyalım kendi sinemizde. Öyle bir aşkla okuyabilelim. O çekimi duyalım. Mevcudatın bağrındaki o hüsne ve cemale karşı olan çekimi hissedelim ölmüş, pörsümüş, sönmüş, renk atmış olarak yaşamayalım. Bağrımızda o çekimi hissedelim de o cezbeyi, o incizabı duyalım da Allah'ım isteyerek geldim, severek geldim, sana geldim diyebilelim. O kemali duyalım biz de ruhumuzda, o kemali temsil edelim. O da bizim mevcudatın kemalini seyrettiğimiz, okuduğumuz bir lisan olsun. Hüsnü ayrı, cemali ayrı görelim. Hüsnü suretlerde, cemali siretlerde müşahede edelim. Sonra ona karşı, o hüsne ve cemale karşı cezbeyle, incizapla, aşkla ve kemalle e, mukabelede bulunalım. ilan namelerde bulunalım. Allahu la ilahi illahu diye tekrar edelim. Esma-i İlahiyenin iç içeliğini seyredelim mevcudatta, mahlukatta, imtizacını seyredelim ve Rabbinizin vacibül vücud olduğunu görelim. O e, Esma-i İlahiyenin imtizacını ayrı ayrı cüzlerde de görebilelim, küller, küllerde de, cüzilerde de görebilelim, küllilerde de enfulsi tefekkürden yola çıkıp afaki tefekküre açılabilelim. Yani fosil tefekkürde, mufassal afaki tefekkürde mücmel olabilirim, üstadın gösterdiği şekliyle. Ve mevcudatın o bağrındaki hikmeti ameyi okuyabilelim. Hikmetlere açsın Rabbimiz bizi. Bizim yolumuzun ismi de biliyorsunuz ismi hakimdir. Allah bizi mevcudatın bağrında saklı o hikmetlere açsın. Hikmeti ammeye açsın Rabbimiz bizi, inayeti tammeye açsın Rabbimiz bizi. İnayetleri görelim, mevcudatın ihtiyaçlarının nasıl ummadıkları yerden karşılandığını, nasıl iname edildiklerini, nasıl ihsan edildiklerini seyredelim. Kendi mahiyetimizde de nasıl inam ve ihsan edildiğimize şahitlik edelim. İnayeti amme, hikmeti tammeyi görelim. Sonra rahmete, merhamete açılalım. Rahmet, rahmet ve merhamet bizi rızık hakikatine götürsün, rızık hakikatinden de hayat hakikatine açılalım ve bunların diliyle, zihayatların diliyle, rız rızıkların dağıtılışının, tevzi edilişinin diliyle ve o rızıkların dağıtılışındaki merhametin, inayetin, o rızıkların dağıtılışındaki hikmetin diliyle biz de yine aynı kainat korusuna eşlik edelim ve la ilahe illa hu diyelim. La ilahe illa hu diyelim. Evet e, değerli dostlarım sizin dualarınıza bakıyorum. Çok, çok güzel, çok güzel öyle olsun inşallah. Hu Teala Nasır, nazarımız basardan basirete geçsin sevgili Zerrin Hanımcığım öyle olsun inşallah Teala. Temsil ettir Allah'ım, temsil ettir Allah'ım. Temsil ettir bizi müttakilere imam ile Rabbimiz. Rabbimiz bizi bu çöllerde mahvettirme. 55 lisanın 55'ine de açsın bizi o koroya dahil etsin Rabbimiz. Evet değerli dostlarım bir dersin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz gözlerimizle, gönüllerimizle görelim. Öğrendikçe heyecanlanalım. Öyle olsun, coşkumuz artsın, iştiyakımız artsın. Üstad buna hayır daire teşekkülü diyor. Öğrendikçe iştiyakımız artsın, iştiyakımız arttıkça daha fazla öğrenelim. Seyrimiz arttıkça cezbe ve incizabımız artsın. Cezbimiz, cezbe ve inciz, incizabımız arttıkça aşkla kainatı seyredebilelim kemaline şahitlik edebilelim inşallah Teala. Evet benim sevgili dostlarım Allah bize hakikatlere gark etsin. Evet hepinize çok teşekkür ediyorum. çiçeklere, kalplere de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki derste görüşmek üzere. 31. lisandan devam edeceğiz inşallah Teala değerli dostlarım. hakkınızı helal edesiniz. Allah kardeşliğimizi Kur'an-ı Kerim'de zikredildiği gibi bür, bür, dünyanın marsuz haline getirsin. Bizim yolumuz kardeşlik biliyorsunuz. Yani ehli tasavvufta fena fi şeyh var, bizde fenafil fil ihvan var. Ee, Allah bizi öyle kardeş kılsın. Şu mecliste, şu ilim meclisinde bir araya topladığı gibi cennette Efendimizin, Efendimizin rahle tedrisinde de bir araya toplasın onun ikliminde, onun sofrasında cam etsin bizi Rabbimiz. Ayırmasın ve bütün kardeşlerimize mazlum ve mazlum kardeşlerimize, mağdur kardeşlerimize inayet etsin. Burada konuştuğumuz bütün dilleri, o mağdur ve mazlum kardeşlerimizin vicdanlarında duyup haykırabilmelerini nasip etsin Allah onlara. İnayetini duyursun, rahmetini duyursun, rızkını duyursun, Rabbimiz hikmetini duyursun, hissettirsin. Ve onların da e, Allahu la ilahi illa hu korosuna iştirakini nasip etsin Rabbimiz. Evet, görüşmek üzere, hoşça kalın benim değerli dostlarım.